Hayırlı sabahlar sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir günün sabahında daha sizlerleyiz efendim. Bu güzel cuma gününü hep birlikte karşılayalım. Cumanın hayrı ve bereketi hepimizin üzerine olsun diyerek başlayalım inşallah. Bugün malumunuz bir eğitim öğretim yılının son günü. Çocuklarımız karne alacak. Benim de çocukluğumdan hatırladığım üzere o karne heyecanıyla birlikte, o eğitim öğretim yılının bitmesiyle birlikte başlayan çok güzel bir dönem vardır ki yaz Kur'an kursları. İşte bugün yayınımızda yaz Kur'an kurslarını konuşacağız efendim. Sadece yaz Kur'an kurslarımızı değil, çocuğun din eğitiminde önemli olan noktalar nelerdir, aileler nasıl yaklaşmalı, aileler nasıl desteklenmeli, Diyanet İşleri Başkanlığımız nasıl destekliyor, nasıl yardımcı oluyor, bu konuda detaylarıyla ele alacağız. Konuğumuz Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Sedide Akbulut Hanımefendi olacak. Ve bildiğiniz üzere her cuma günü yayınımızda ses sanatçısı Hasan Özer ve ekip arkadaşları bizlerle oluyor efendim. Bugün yine sohbetimizi birbirinden güzel eserleriyle renklendirecekler inşallah. O zaman hiç vakit kaybetmeden güzel bir eserle yayınımızı açalım. Başkanlığımızın kadim hizmetlerinden olan yaz Kur'an kursları çocuklarımızın Kur'an ve din eğitimine öncülük etmeye devam ediyor. Peki 2022 yaz Kur'an kursları nasıl uygulanacak? Çocuklarımızın güvenilir ellerde din eğitimi alması neden önemli? Konuyla ilgili merak edilenleri Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Sedide Akbulut az sonra yeni güne merhaba da yanıtlıyor.
Yeniden merhabalar efendim. Bu güzel cuma sabahına, sezonun son programına Hasan Bey ve ekip arkadaşlarının seslendirdikleri bu güzel eserle başladık efendim. Öncelikli olarak onlara çok teşekkür edelim tabii ki. Ve ardından ikinci olarak yayınımızda hemen yaptığımız bir rutini yeniden yapalım. Bugün son yayınımız, biraz önce de söylediğimiz gibi sezonun son yayını, ama inşallah yeni sezonda yeniden birlikte olacağız. Sezonun son kitabını da sizin için takdim ederek başlayalım. Bugün sizler için seçtiğimiz kitabımız, her evde olmasını gerektiğini düşündüğümüz İslam İlmihali efendim. Lütfi Şentürk ve Seyfettin Yazıcı kaleme almış. Bu kitabın çekilişine katılmak için Yeni Güne Merhaba TV Instagram hesabımızda paylaştığımız son gönderinin altına arkadaşlarınızı etiketlemenizi rica ediyoruz. Yayınımız sona erene kadar etiket gerçekleştirebilirsiniz. Yayınımız bittiğinde ise hemen biz bu çekilişi yapıp bu güzel kitapları size hediye edeceğiz efendim diyorum. Ve hemen Yaz Kur'an kurslarını değil, sadece aynı zamanda Sedide Hocam, bir çocuğun din eğitimi nasıl olmalı, ailenin rolü ne, bizlere neler düşüyor, sizlere neler düşüyor, hepsini soracağım ama öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, elhamdülillah. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz hocam. Son yayın, biraz böyle bitiriyor olmanın hüznü var ama biraz böyle dinlenelim, yeni sezona güzel, daha heyecan, daha coşkulu başlayalım da diye bir taraftan düşünüyoruz. Her bitişler yeni başlangıçların heyecanıdır. İnşallah hocam, biz de öyle ümit ediyoruz, inşallah öyle olur. Peki hocam, şimdi bugün cuma. Bizim de sezonumuzun son günü, okulların son günü, çocuklarda bir karne heyecanı. Açılışta da söyledim, bizim karne heyecanıyla birlikte benim her yaz yaşadığım mahallede oturuyordum ben ve bir Kur'an kursu vardı mahallede. O zaman aslında bazı mahallelerde camilerde olduğunu da hatırlarım bu Kur'an kurslarının, evet. Ama benim oturduğum mahallede İstanbul'da bir Kur'an kursu vardı, biz oraya giderdik. Yürüme mesafesindeydi evimiz, o yüzden bizim için büyük bir şanstı. Okullar kapanırdı. Yanlış hatırlamıyorsam 2 hafta sonra falan maksimum o kurs başlardı. Biz elimizde o cüzlerle koşa koşa. O heyecan, dediğim gibi bir şey bitiyor. Biraz önce söylediniz ya, yeni bir başlangıcın heyecanı. Yaz Kur'an kursları bizim için aslında öyle. Tüm detaylarını soracağım birazdan size, rica edeceğim ama öncesinde dediğim gibi çocuğun din eğitimi söz konusu olduğunda nedir önemli olan, ne zaman başlamalı, aileler nasıl yaklaşmalı, çocuklar daha kaç yaşlarındayken, örneğin 2-3 yaşında ya da böyle 4-5 yaşına geldiğinde zaten onlar sorgulamaya da başlıyorlar, belli sorular sormaya. Nasıl olmalı bu eğitim hocam? Öncelikle Cuma'nın hayrı, bereketi ve merhameti hepimiz üzerine olsun. İkinci olarak da bugün karne alacak, dönem sonunu bitirecek yavrularımızı hayırlı tatiller diliyorum. Yeni bir sağlıklı bir şekilde yeni bir eğitim dönemine erişebilmelerinde duasını ediyorum bu cuma günü. Dedim ya, her bitişler yeni başlangıçların heyecanı. Biz de hakikaten çok heyecanlıyız. Yaz Kur'an kurslarının açılmasıyla, yaz Kur'an kurslarımızda çocuklarımızla buluşmanın heyecanı hepimizi sardı. İnşallah hayırlı başlayacağız ve bunu da konuşacağız. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi çocuğun din eğitimindeki adımlar aslında eş seçimiyle başlıyor. Yani biraz uzağa gittik ama hemen ama önemli, hemen toparlayarak nereye geleceğimi ifade edeceğim. Evet, eş seçimiyle başlar. Ardından anne babanın hayır duasıyla evlat isteyerek devam eder. Ardından hamilelik süresince annesinin aldığı eğitim, beslenmesi, helal rızıkla o çocuğu, karnındaki çocuğu büyütmesi, hepsi eğitimin birer parçası. Daha sonra tabii bizim için önemli olan, dünyaya geldikten, teşrif ettikten sonra, bir çocuk olduktan sonra, bir bebek olduktan sonra ne var, nerede var? Eğitimciler de bu çocuğun gelişim basamaklarını göz önünde bulundurarak eğitim dönemlerini ayırmışlardır. Yani bebeklik dönemi, 0-2 yaş diye bebeklik dönemi denir. 2 yaş ile 6 yaş, bazen 3 yaş ile 6 yaş arasında da o çocukluk dönemi denir. İmam Gazali de bu özellikle 2-6 yaş veya işte 3-5 yaş arasına çok önemser eğitimle alakalı ve çocuk şahsiyetinin gelişeceği en zirve yaşın 5 ya da 6 olduğunu söyler. Yani biz 5 ve 6 yaşındaki çocuğa daha küçüktür neyi bilecek, yani sonra öğrenir muamelesi yaparken aslında çocuğun gelişiminde biyolojik gelişimi olduğu kadar psikolojik ve duygusal gelişiminde de önemli olan bir öğrenme sistemi var. Demek ki öğrenmeyi 5-6 yaşa kadar tamamlamamız gerekiyor. Tabii o bebeklik dönemi dediğimiz şey çocukların
hiçbir şekilde bir öğretme olmadan görsel kazanımlar, anneyi takibi, bebeklik dönemidir zaten. Bir şey öğretmeyi murat etmezsiniz. O çocuğun bebek heyecanıyla siz de onunla birlikte o heyecanı, o sevgiyi yaşarsınız ama 2 yaşına kadar verdiğimiz her şey aslında yavaş yavaş onun sınırlarıdır. Mesela bebeği emzirirken bir annenin mahremiyetine dikkat etmesi, onu mesela altına alırken mahremiyetine dikkat etmesi aslında çocuğun ilk mahremiyet duygusunun gelişim dönemleridir. Mahremiyet yani, eğitimi onunla bile tabii başlıyor. Tabii onunla başlıyor. Çünkü çocuk o yaşta saklanması gerektiğini, yani kimsenin olmadığı yerde altının açılabileceğini, annesiyle kendisi arasında olduğu duygusunu yavaş yavaş gelişir. Şimdi büyükler der ki aslında İslam ahlak alimleri, çocuk duyguyla büyük bilgiyle öğrenirdir. Bu çok önemli bir şey. Evet. Yani çocuğun duyguyla öğrenmesi için duygusuna yatırım yapmak lazım. O anda hislerine yatırım yapmak lazım. İşte bu 0-2 yaş arasında hem çocuğa yaklaşımlarımız, tuvalet eğitimi, daha sonra tuvalet eğitimiyle beraber kendi bedenine dair sorgulamalar 2 yaşın sonuna doğru geliyor. Tabii yani kız mıyım, erkek miyim, neden kız ne, erkek ne gibi. 2 yaştan sonra beraberinde bazı çocuklar daha erken de söyleyebilir, sorabilir. Sizin ifade ettiğiniz sorgulamalar başlar. Çünkü ebeveyn, anne baba Allah korkusu, Allah sevgisi, Allah'ın varlığı, işte cennetten, cehennemden yavaş yavaş bahseder. Etrafında duyulur yani yaşadığı için. O etrafındakilere kulak kesilir. Allah kim, Allah nerede, Allah nasıl, işte cennet nasıl. Böyle bazen öyle yanlış bilgiler veririz, çocuk bir an önce cennete girmek ister. Onun için işte o dönemde eğitimin, sağlıklı eğitimin, sahih dini bilgilerle donatılmanın çok önemi var. O nedenle biz özellikle 4-6 yaş arası Kur'an kurslarımızda bu eğitimin sağlıklı verilebilmesinin bütün çabalarını gösteriyoruz. Pedagojik açıdan, psikolojik açıdan, çocuğun gelişim basamakları açısından neyi verebiliriz? Yani somut bilgiyle değil, soyut öğrenme, çünkü kapalı çocuk orada soyut öğrenmeye. O zaman somut bilgiyi nereye kadar nasıl alabilir? Bunun ölçüsüyle bir eğitim planımız var. O açıdan da çocuklarımızı sağlıklı bilgiyle donatabileceğimiz hem büyükler için hem de eğitim kurumları için, işte bizim Kur'an kurslarımız için bir güzel bir adres olarak sunmak istiyorum, göstermek istiyorum. Bu önemli. Aynı şekilde yaz kurslarımızda da bu adrese işaret edeceğiz birazdan ama söylemek gerekirse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğun din eğitimiyle ilgili böyle büyük bir uğraşını içinde görmüyoruz aslında ama konuşmaya başlar başlamaz söyleyeceği ilk kelamın tevhid olmasını söylüyor mesela Peygamber. Hani biz de Allah dedirtiriz. Allah diye öğretiriz. Allah dedirtiriz. Parmak Allah bir deriz. Yaptırır. Yani bazı çocuklar anneyi babayı hani söylesin diye uğraşırız. Anne de baba de diye. Çocuk hecelemeye başladığı zaman belki biraz zor gibi gelir ama en önemli olan la ilahe illallah kavramındaki tevhidi verilmek. Yani sizin kelime olarak la ilahe illallah'ı veremediğimizde Allah bir ifadesi zaten kelime-i tevhid öğretmesi demektir. Öyle başlayın diyor yani çocuklarınıza. Ondan sonraki şeyle ilgili 7 yaşında çocuklarınıza namaz kılmayı öğretin ifadesiyle Efendimizin karşılaşıyoruz. 7 yaşına kadar tabii bu çocuğun eğitimine dair açık, aleni bir söylem olmasa da her yer geldiğinde Peygamber Efendimiz'in çocukları eğittiğini görüyoruz. Mesela Hazreti Hatice'nin diğer eşinden olan çocuklarıyla beraber sofrada oturduklarında yani her tabağa dalmasına engel olarak mesela demiştir ki ona daha küçük yaşta besmeleyi çekerek başla, önünden ve kendi tabağından ye diye öğretmeye başlar. Yani yemeği besmeleyle başlanacağını öğretir. Yine aynı şekilde kendi torunlarıyla olan ilişkisini gördüğümüzde torunlarının çok küçük yaşta mescitle iç içe olduğunu görüyoruz. Yani mescidin içerisinde, Mescid-i Nebevi'nin içerisinde Hazreti Peygamber'le, namazla, ibadetle ve imanla büyüyen bir çocuk var. Tabii bugünkü çağa baktığımızda çocuklarımızın elbette ki böyle bir ortamda büyümeleri, büyüme şansları yok. Öyleyse anne baba o çocuklarının
o ortamını sağlayabilmeleri için kendi namazlarına yanlarında oturtturmalı. Kendileri abdest alırken niye abdest aldığını, abdestsiz namaz olmayacağını ifade ederek onları hem o olaya şahit kılacaklar hem de içinde kılacaklar. Yani bu çok önemli bir husus, çocuğun ibadete karşı, Allah'a karşı ilişkisini sevgi üzerine, sevgi temelli yerleştirmesini çok önemsiyoruz. Evet. Sevgi temelli yerleşmeyen ilişki daha sonra sıkıntılara, çocukla ibadet ilişkisinde, çocukla Rabbi arasındaki ilişkide bazen travmalar oluşturabiliyor. Evet. Onun için ebeveynlere düşen en büyük görev kendi ibadetlerini, kendi alışkanlıklarını yerine getirirken dahi bilinçli bir davranış modeli sergilemeleri. Yani ne yaptıklarını kendileri de bilecekler ve bu çocuğa anlatabilecek seviyeye getirecekler. Yani işte biz niye namaz kılıyoruz? Cehennemden korkuyoruz. Böyle bir şey olmaz. Biz cehennemden korktuğumuz için namaz kılmıyoruz. Yani Allah'ı sevdiğimiz, onun da bizi sevmesini istediğimiz için kılıyoruz. Ve bir kulluktur. Çocuk sadece sevgi üzerinde anlayabilir. Biz bizi yaratanı, bize bu şekli vereni seviyoruz. Sevdiğimizi de mutlu etmek istiyoruz. Yani orada onu anlayabilir ama ne bir cehennem korkusu, ne bir cennet korkusu onu anlayamaz. Verdiğiniz zaman da farklı şekilde der ki işte ben bir an önce öleyim, cennete gideyim. Çünkü öyle bir cennet tasvir ediyorsunuz ki bazen yanlış yapıyoruz biz ebeveynler olarak. İşte cennet nasıldır diye soralım. Aman çocuğun anlayacağı dilden getirmek istiyoruz ya. İşte çikolatalar var, istediğin zaman alabilirsin. İşte köşkler bile işte kurabiye falan. Ne yapar çocuk ya, kurabiyeli bir cennete gideyim der yani. O nedenle onun yaş grubunda söyleyeceğimiz şeyler sınırlıdır. Tehlikeli ifadelere, işte Allah'ın cezalandıracağı, yakacağı, taş edeceği gibi ifadeleri asla ne anne baba ne de büyük anne büyük babanın buna meyletmemesi çok önemli. Bu açıdan işte yaz Kur'an kurslarında büyük bir yeri var. Yani sahih bilgiyi çocukla buluşturabilmek, çocuğa doğru bilgiyi verebilmek açısından. Az önce İmam Gazali ile ilgili bir yaş şeyi söylemiştim. İmam Gazali'nin aslında bu eğitim dönemlerini sınıflandıran başlıkları da var. Buyurun. Yani mesela der ki önce ilk dönem için bir şey dönemidir der. Yani akıllı hareket etme dönemidir. Tedbir dönemidir. Bütün tedbirleri alacaksınız der. Yani çocuğun helal rızıkla beslenmesi, iyi bir aileden gelen bir anne adayının olması, daha sonra çocuğun etrafındaki onu yanlışa sevk edecek ve de yanlış şeylere şahit olacak unsurlardan uzaklaştırmak, aslında bunlar tedbir dönemidir. Eğitimin ilk dönemine de tedbir olarak ele alır. İkinci dönemde taklit dönemidir. Yani çocuğa bir şey öğretmezsiniz, siz sadece görür. Görerek öğrenmeye başlar. Şimdi namaz kılarken sizi gördüğünüzde işte önüme geçme, şurada oturma veya kendisine size namazda bulaştığı zaman, iliştiği zaman elinizin tersiyle itip önünüzden kovduğunuz zaman çocuğun duygu dünyasında diyor ki psikologlar, şöyle bir anlam oluşuyor. Evet annem babam bir oyun oynuyor. Beni de bu oyuna katmıyorlar. O zaman ben bu oyunu sevmiyorum. Beni dahil etmiyorlar. Beni dahil etmiyorlar oyunlarına. Aslında bizim hareketlerimizle bir oyun oynadığımız düşüncesinde ve o oyunun içerisinde olmak istiyor. Peygamber Efendimiz çocuğu secdede sırtına bindiği zaman secdeyi uzun tuttuğunu duyuyoruz mesela. Bunları okurken hep Hazreti Peygamber bunu yapıyor ama ben yapmayabilirim gibi anlıyoruz herhalde. Oysa Hazreti Peygamber'in bir insan peygamber olduğu, bir dede olduğu, bir baba olduğu göz önünde bulundurarak onun bize modelliği önemli. Yani o kucağına gelen çocuğu kalkmadan indirmiyorsa, sırtına binen çocuğu sırtından şöyle bir sirkeleyip atmıyorsa bunun bir hikmeti var demektir. Çünkü o çocuğa, o çocukla kurduğu ilişkiye kendisinin Rabbi ile kurduğu ilişki kadar anlamlandırıyor. Bu açıdan da biz hangi davranışı yaparsak çocuk onu sever, ona dair bir ilgi duyar, içinde olmak ister,
Bunu çok önemsemeliyiz. Bu taklit dönemi. Yani çocuğa öğreteceğimiz hiçbir şey dizlerini büküp de şunu söyle bunu söyle değil. Ama tabii bu arada yine küçük şeylerle, Allah lafzıyla, la ilahe illallah, Allah'ın birliğiyle, peygamberimizin mesela adıyla, onun peygamber olduğunu, işte Allah'ın bize gönderdiği uyarıcı olduğunu küçük küçük şeylerle anlatabiliriz. Daha sonra bu taklit döneminden sonra talim dönemi. 4T diyorum ben buna. Tedbir, takip, talim, bir de takip dönemi var. Şimdi özellikle bu talim döneminde bizim öğreteceğimiz şeyler, işte yaş grubu. Nereden başlıyor dedik? İşte 2 yaştan veya 3 yaştan sonra yavaş yavaş bir öğretmeye başlıyor. İlginç bir şey, hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 7 yaşında namazı öğretin, işte namaz, işte 9 yaşında 10 yaşında namazı kılmasını emredin ifadesinin altında yatan gerçek şu. Aslında 7 yaşındaki çocuk her şekliyle bunu öğrenebilme kapasitesindedir. Sahip. Çünkü bugün bakıyoruz ki işte 3 yaşında 5 yaşında çocuk yani bütün sporcuları biliyor. Bütün araba markalarını biliyor. Yani ne bileyim televizyondaki o izlediği, ya benim küçücük yeğenim var sürekli şeyde, o YouTube'da isimlerini biliyor. Ben mesela geçen bir şey seyrediyordu. Diyor ki sen anlamıyorsun hala, sen anlamıyorsun diye. 3 yaşında ve siz anlamıyorsunuz. Ben anlamıyorum, sen bilmiyorsun, sen bunu bilemezsin diye. Hatta bir yabancı bir şey açmış. Bunu Türkçe'ye çevirsene dedi bana. Baktım videonun kendisi yabancı zaten. Dedim ki bu Türkçe'ye çevrilmez ama dedim bu kendisi yabancı dilde anlatıyor. Ya sen bilmiyorsun dedi, aldı elimden. Yani ama kendisi şeyi biliyor, mekanizmayı çözmüş yani. O yaşta çözmüş. Tabii hepsini yani nerede hangi okuma yazma yok ki bunda. Evet. Şimdi biliyor musunuz? Yani burada ne diyor bu çocuk, burada kim var ne bilmesine de gerek yok. Görselleri öğreniyor. Çünkü hangi tuşa bastığında, çünkü görseller, hangi sembole bastığında ne olacağını. Tabii tabii. Zaten öyle görselleri de gösteriyor. Evet. Orada mesela işte istediği, takip ettiği çocuğun resmi var bir tarafta. Yani veya hemen onu görür görmez basıyor zaten. Resmi var tabii, tıklıyor. Evet. Geri gelmeyi biliyor. Yani ya. Tekrar seyretmeyi biliyor. Şimdi biz her şeyden haberdar olabilen bu çocuğa din öğretmeye kalktığımız erken mi acaba diyoruz. Ha. Hatta bazı işte çocuk psikologları bunun çok erken olduğunu söylüyor. Yani hemen hemen her şeyi öğrenebilecek bir yaşta, ezberleyebilecek bir yaşta. Hı. Aslında öğrenmeyi anlamlandırmayla ilişkilendirmemek lazım. Çocuğun öğrenmesi çok anlamlandırmayla değil. Yani ezberlemeyle. Anlamlandırmasını süreç içerisinde yapacağız. Hı hı. Ve o önemli. Ama siz öğretmeden anlamlandırma veremezsiniz. Hı. Onun için çocuk ezber dünyasında bir şeyleri biriktiriyor, ezberliyor. Hı hı. Ve o ezberlediklerine bir anlam yüklemeye başlıyoruz biz. Peki işte, hocam o zaman bu söylediğinizden şu mu çıkıyor? Biz bazen şöyle yaklaşabiliyoruz. Ben şu an bunu anlatsam da o çocuğa anlayacak yaşta değil ki zaten. Hani niye şu an öğreteyim gibi savlar duyabiliyoruz. Bunun o zaman çok da bir doğru mantığı yok. Çok da doğru değil. Tabii ki. Zaten o anlamlandıracak çağda değil belki ama yine de öğrenecek, biriktirecek. Zakti geldiğinde onlar çıkacak, tabii. Anlamlanacak. Mesela çocuklar biraz dilleri döndüğü zaman Sübhaneke'yi öğretmeye çalışıyoruz biz hemen. Hı hı. Yani ne diyoruz, işte Sübhaneke'yi söylesin. O çocuk Sübhaneke'yi öğreniyor. Ama Sübhaneke'ye ne dediğini çok bilmiyor. Hı hı. Hatta aile arasında onu öğrendiği için tebrik ediyoruz. Küçük dua öğretiyoruz mesela. Hı hı. Bismillah demeyi öğretiyoruz. Ne yapıyoruz? Aslında biz Bismillah demeyi öğretmiyoruz, gösteriyoruz. Eve girerken anne baba Bismillah'la kapıyı açıyor, yüksek sesle açıyor. Hı hı. Sofraya otururken anne baba Bismillah ile lokmayı alıyor veya ayakkabısını giyecekken Bismillah'la giyince o Bismillah kavramı çocukta yerleşiyor. İşte anlamlandırmadan öğrenme bu, yerleşiyor. Ve tam yerinde bir öğrenme aslında. Tabii. Hani o yerleşince tek başına tekrar ettirmek de değil, nerede yapacağını da tabii. O şekilde hani total bir öğrenme aslında. Kesinlikle yani kuruması. Ha biz niye bunu yapıyoruz? Daha sonra niye Bismillah diyoruz? Bizi yaratanımızın bizi koruması, onun adıyla başlıyoruz ki yanımızda olsun, her daim bizi korusun. Her zaman bizim yanımızda aslında. Hı hı. İşte yavaş yavaş onun mesajını da veriyoruz. Senden uzakta olmadığını,
ihtiyacın olduğu an her zaman zaten yanında olduğunu. E ben çağırınca mı gelecek? O senin arasında kurduğunuz ilişkiye bağlı. Yani Allah ne kadar çok seversen o da seni o kadar çok sever mesajı. Yavaş yavaş ha ben sevmiyorum beni sevmez mi? Bizi yarattığı için zaten sever. Yani bu çocuğa bu yaklaşımla ancak dini öğretebiliriz. Peki hocam şimdi tüm bu söylediklerinizden hareketle benim anladığım ki siz bile eğitim süreçlerinizi hazırlarken müfredatlarınızı özellikle 4-6 yaşta dediniz. Pedagojik olarak nasıl yaklaşmalıyız tüm bunlara bakarak hazırlıyoruz dediniz. Peki anne babalar, aileler söz konusu olduğunda şimdi bizler yetişkinler olarak her ne kadar hani belli bir dini birikimle gelsek de bir şeyleri öğrenmiş ve hayatımıza uygulamaya çalışıyor olsak da bunun çocuğa yansıdığı noktada söylediğiniz gibi çok ince detaylar var aslında. Onun dünyasına inebilmek başka bir şey. Her anne babanın bu manada belli bir eğitimden geçmesi gerekir mi? Çocuğa keşke, bunu keşke nasıl... Keşke geçebilsek. Çünkü o anne baba çocukluk döneminde kendi alabildiği şekilde vermeye çalışacaktır. Yani biz de öyle. Yani ben annemden, rahmetli annem gerçekten dini terbiye, dini edebi vermeye gayret eden bir kadındı ama benim çocuk yaşta anlamlandıramayacağım pek çok şeyi de anlattı. Şimdi şu anda hatırlıyorum mesela. Bu o çok anlamlandıramadığım şeyleri o zaman da mesela korkmamışım, anlatmış bana bazı şeyleri. Şimdi düşünüyorum diyorum ki yani... Ben nasıl korkmamışım mesela bazı şeylerden, onu anlattıklarını. Olağanüstü güçlerden bahsederdi mesela. O işte mesela bir Hızır'dan bahsederdi. Yani Hızır mesela işte gelir bize bereket verir, kimin geleceği belli olmaz, kimin Hızır olduğu belli olmaz. Ben mesela Hızır kavramını anlayamıyordum. Ama yani hocam, her sakallı amcayı Hızır olarak görürdüm mesela. Evet, her gelenin Hızır bilgisi sizde. Evet. Ama hocam burada şey var, şimdi biraz önce de dedik ya yine anlamlandıramasa da öğretmemiz lazım. Ama bu aynı şey değil değil mi? Şimdi orada anlamlandıramadığımız şey belki hani süpane kediniz öğreniyoruz ama ne olduğunu anlamıyoruz. Ama telaffuz bu ediyoruz. Bu aynı şey değil. Burası biraz daha hani o soyuta gidiyor gibi. Tabii. Çocuğun soyut dünyasında başka bir şeye gidiyor gibi değil mi? Soyut dünyasında farklılık oluşturmaya başlıyor. Hayal edemiyor çünkü. Evet. Onu somut olarak görmek istiyor. Ben de onun için hep dedeleri Hızır olarak görmek istiyorum. Evet. Ya bu Hızır mıdır diye soruyorum. aslında annem bize bereketin, işte huzurun, bolluğun kapılarımızı açtığımız zaman geleceğini ifade ederdi. Mesela biz ama o Hızır getirecek düşünürdük. Oysa sabah erken... Erkenden uyanın derdi. Erkenden pencerenizi açın. Bereket girer. Hem gerçekten de öyle. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Hemen biz sabah namazından sonra hatta sabah namazı kılma yaşımız gelmeden de namaza kaldırıldık biz. Ne güzel. Yani babam bizim hiç sadece kalksak, kılmasak bile, arkada dursak, seccadeye dursak bile onu önemserdi. Namaz için kalkılabileceğini, namaza verilecek önemi gösterirdi. Süreç içerisinde biz namazın zaten her şeyini öğrenmeye başladık. Çünkü namaz gerçekten insanı mutlu eden bir şey. Çocukken de mutlu ediyordu bizi. Çocukken okuduğumuz camilerde koştuğumuz, teravihlere gittiğimiz namazların tadı o kadar başkaydı ki. Şimdi ama tabii soyut bilgiler verdiğiniz zaman daha sonra, çok sonra anlamlandırmaya çalışıyoruz. Fakat ben o yaşta onun üzerinde durmuş olsaydım belki farklı yönlendirmeler olurdu zihnimde. O nedenle az önce söylediğimiz öğretme ve anlamlandırma ilişkisi daha çok somut üzerinden gidilebilmeli. Yani somut bir metni okutuyoruz, somut bir namaz kılma örneği gösteriyoruz. Bizimle beraber mesela elhamdülillah demeyi, teşekkür etmeyi, Allah'ın bize verdiği nimetler karşısında ona şükürde bulunmayı, bunlar hep yani kısa şeylerdir ama önemli öğretmelerdir. Şimdi 7 yaşından sonra da namazı kılmayı öğretin ifadesi. Dediğimiz gibi tedbirden sonra taklit dönemi demiştik. Daha sonra talim dönemi, sonra takip dönemi. Takip. Yani verdiğiniz bilgilerin, talimlerinizin, öğrettiğiniz ibadet, o ahlak, değer adına ne öğretiyorsanız. Sadece dini bilgi derken de şunu anlamayalım. Yani ben işte İhlas öğrettim, Fatiha öğrettim, Kur'an okumayı öğrettim, işte namaz kılmayı.
dini bilgi, dini eğitim bu değildir. Dini eğitim sadece bu değildir. Çocuğa yalan konuşmamayı öğretmek dini eğitimdir. Değer eğitimidir. Çocuğa başkasının hakkına girmemeyi öğretmek bir değer eğitimidir. Çocuğa başkasına saygıda bulunmayı öğretmek, sırasını beklemeyi öğretmek, hakkına razı olmayı öğretmek, başkasının eşyalarını karıştırmamak, okula gidip gelirken çantasında başkasının kalem tıraşını, başkasının kalemini gördüğümüz zaman mesela biz diyoruz, psikologlar da diyor, bunu niye çaldın diye sormayız. Yani yanlışlıkla mı senin çantana girdi veya arkadaşın mı verdi? Çok mu beğendin? Yani bu sorular üzerinden çocuğa aslında bir başkasına ait malı almayacağını öğretmek. Bunların hepsi aslında dini eğitimdir. Evet. Bir değer eğitimidir. Çocuğa dini eğitim derken biz sadece bir Kur'an öğretmeyi, namaz kılmayı öğretmeyi algılarsak onu dar bir çerçevenin içine sokmuş oluruz. Evet. Çünkü dini eğitim çocuğun hayatının her tarafına yansıyacak öğrenmelerdir. Bu ibadet bir kısmıdır. Ama özellikle muamelat dediğimiz davranış kısmı en önemli olan kısmıdır. Siz davranış kısmına hem örnekliğinizle hem öğretmelerinizle çocuğunuza öncü olmazsanız sadece ezberletmişsiniz. Bir sürü duayı biliyor, bir sürü şeyi kitabı göstermişsiniz. Ama o çocuk yalanı, haksızlığı, hırsızlığı engelleyemiyorsak o çocuktan din eğitimi vermiş olabilir miyiz? Maalesef. Peki. Seyda Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu bölümde böyle güzelce bir din eğitimi, ailede nasıl olmalı, çocuğa nasıl yaklaşılmalı, yaş ilerleyerek çok güzel aktardınız. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümümüzde soracağım. Tam burada bu konuştuğumuz şeylerde yaz Kur'an kurslarının yeri neresi, önemi neresi, orada neler oluyor? Detayını rica edeceğim. Ama şimdi güzel bir eser arası efendim, ardından biz buradayız. Şimdi
dostum yüklesinler yükümü. Eşim dostum yüklesinler yükümü. Komşularım helal etsin hakkını. Komşularım helal etsin hakkını. Görmez oldum rakibim. Sana yüzüm gözüm sürsem sana. Canım Kâbem varsam sana. Yüzüm gözüm sürsem sana. İzleyenler, bu güzel eser arası için, bu güzel eser için daha doğrusu Hasan Bey'e ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Ve Yaz Kur'an kurslarını aynı zamanda çocuklarımızın din eğitimini konuşuyoruz Sedide Hocam'la birlikte. Çok güzel bir temel yaptık aslında. Çocuklara nasıl yaklaşılmalı? Din eğitimi söz konusu olduğunda onlara örnek olmak ne demek? Gazali'nin dört başlığıyla birlikte çok güzel aktardınız hocam. Şimdi biraz daha artık böyle Yaz Kur'an kurslarımıza yavaş yavaş girelim istiyorum. Yaz Kur'an kursları dediğimizde aslında neden bahsediyoruz? Tüm çocuklara eğitim var mı? Türkiye'deki aslında ne kadar alana erişimimiz var? Ne kadara ulaşabiliyoruz aslında? Ne kadar çocuğa belki? İhtiyacı tam karşılıyor muyuz? Hedefler daha yüksek mi? Biraz çok bahsedelim güzel hocam. Çok güzel. Pandemi öncesi elhamdülillah 3 milyon çocuğumuza ulaşmışız. Bu 3 milyonun daha fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir sınıfta biz diyoruz ki işte 12 öğrenci ile sınıf açılabiliyor. Yani 15 öğrenci ile bir sınıfımız oluşabiliyor. 15'ini yazıyor öğreticimiz, görevlimiz. Daha sonra gelenlere artık diyor ki yani bunları yazmasam da olur diyor. Yani yoruluyor yeter çünkü. Sayı. Ya yeter sayıyı bulaştım. Bazen o sınıf 20 oluyor, 25 oluyor. Bir bakıyorsunuz 30 oluyor. Bazen tekrar 20'ye düşebiliyor ama 3 milyon rakamın üzerinde olduğunu tahmin ediyorum. Hamdolsun malum biliyorsunuz ülkemiz ve dünyamızın yaşamış olduğu bu pandemi bu alanda bizi de etkiledi. Biz ilk yıl sizin televizyonunuz aracılığıyla yine bir yaz kursları planlamıştık. Daha sonraki 2020-2021 yılında da elhamdülillah yeniden başlattık ve 2 milyona ulaştık. Maşallah. Yani pandemiye rağmen. Bu yıl hedefimiz çok daha büyük. Diyeceksiniz ki hani sorunuzda karşılayabilir miyiz? Karşılarız. İnşallah. Yani yeter ki gelsinler düşüncesindeyiz. Biz karşılayacağımıza inanıyoruz. Malum biliyorsunuz 40 bin yakın Kur'an kursu öğreticimiz var. 100 bin kadar da fazlasıyla din görevlimiz var. Bu yaz Kur'an kurslarında biz tamamen hepimiz yani imamımız, müezzinimiz, Kur'an kursu hocamız, efendim vaizimiz, işte deniz hizmetleri uzmanımız hepsi bir seferberlik içerisinde kime ne kadar dokunabilirse bunun çabasını gösterecekler inşallah. Çok önemli diye düşünüyorum. Bu yıl tabii malum daha önceki yıllarda olmayan birkaç yıldır devam ettiğimiz bu eğitim öğretim dönemi içerisindeki ara tatiller vardı. Ara tatiller sebebiyle her yıl iki hafta sonra başlarken yani okullar kapandıktan sonra biz bu yıl bir hafta sonra başlayacağız. Yani bugün okullar tatil oldu. Gelecek hafta başlıyor mu? Gelecek hafta değil, sonraki haftaya. Pazartesi başlayacak. Diğer 27'sinde inşallah başlayacağız ama kayıtlarımız 20'sinde başlıyor. Kayıtlarımıza 22 yaşın altındaki bütün çoluk, çocuk, genç herkesi bekliyoruz. 22 yaşın altındaki 22 yaşın herkes. Altında. Bir de tabii özellikle ifade etmem gerekiyor. 27 Haziran, 26 Ağustos arası yaz Kur'an kurslarımız devam edecek. 8 haftayı kapsayan bir süreç.
Arada Kurban Bayramı tatili de var malumlarınız. Burada şunu da söylemek gerekirse, yani yaz Kur'an kursları çocuğu için sadece, çocuklar için sadece bir eğitim değil. Aynı zamanda bir nefes aldıkları bir eğlenme, deşarj olma zamanı. Çok önemsiyorum. Televizyondan, ekrandan, tabletten, telefondan uzaklaşabilecekleri diye bir zaman dilimi diye önemsiyorum. Bu söylediğinize bütün samimiyetimle yorum yapabilirim. İnanın benim çocukluğumda mahallede o toplanıp, hiç unutmam, mahallede her birimizin böyle elimize o cüzleri alıp, Kur'an-ı Kerimlerini alıp koşa koşa 3-5 arkadaş o Kur'an kursuna doğru gittiğimizi orada, çünkü eğleniyorduk hocam gerçekten. Sadece şey değil yani. Hani gidiyoruz işte sürekli hani Kur'an okuyoruz ya da işte cüz öğreniyoruz, elifba öğreniyoruz gibi değil. Biz orada gerçekten, ben o sıralara böyle vura vura ilahi söylediğimizi hatırlarım mesela. Tabii bahçesinde oynadığınızı, koştuğunuzu, hele camilerle ilgili olduğu zaman bu yaz kursu eşleştirmesi çok daha heyecan verici oluyor. Caminin özgürlüğü diyorum ben. Cami gerçekten içine girdiğiniz zaman yani... bedeninizle de ruhunuzla da size bir özgürlük. Yetişkin olarak, bir kadın olarak ben bile yani bunu hissetmek istiyorum camiye girdiğim zaman. Çocuk da bu özgürlüğü yaşıyor aslında. Bu yıl bizim bir de yatılı Kur'an kursu projemiz var. Daha önce Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığımızın çalışması oldu daha önceki yıllarda. Ama bu yıl genele, Türkiye geneline yaymak istedik. Özellikle de yatılı yaz Kur'an kursunda çocuklarımızla hem bir dini eğitim, müfredatı böyle sıkıştırılmış, daha öz bilgilerle, ama bunun haricinde efendim bir televizyon, film seyretme, film analizi yapma, sonra kitap okuma. Sosyal aktiviteler de olacak. Tabii tabii, biraz sonra bahsedeceğim etkinliklerinden de. Yani televizyondan filme, kendini ifade etmeye, farklı atölye programlarına kadar çok ciddi içerisinde ince ince işlediğimiz diyorum ben bir programımız var. Bunun için çok önemsiyorum bu programı. Hem müftülüklerimize hem de velilerimize buradan seslenmek istiyorum. Çok önemli bu bir ay. Biz bu bir ay içerisinde çocuklara aidiyet, bir kimlik vermek derdindeyiz. Elbette ki din eğitimini bununla beraber vereceğiz ama yani kendisi gibi inanan, değer dünyası olan akranlarıyla bir araya gelmek, oynamak, düşünmek, kendisi gibi değer dünyası olanlarla etkinlik yapmak, gezmek, aynı zamanda gezilerimiz, pikniklerimiz, spor etkinliklerimiz düşünüldüğünde onun hayatı boyunca unutamayacağı bir ay yaşatmak istiyoruz. Ve bunu da sıradanlıktan çıkarmak arzumuz. Bununla ilgili çok erken biz önlem almaya çalıştık. Yaz Kur'an kursları uygulama esaslarımızı biz Nisan ayında gönderdik. Nisan. Tabii bu çok erken bir tarih. Niye Nisan ayında gönderdik? Çünkü bir heyecanlıydık. Yapılacak olan yatılı yerlerin tespiti, kiralanması, işte öğrencilere uygun, rahat edebilecekleri bir atmosfer hale, oyunların, sporların, hangi işte yüzme kurslarının, onlarla ilgili kurum müdürlükleriyle, kurum amirlikleriyle iletişime geçilmesi bağlamında bir erken adımdı bu. Teşekkür ediyorum bütün taşra teşkilatımıza. Hepsi yavaş yavaş imkanı olabilenler geçtiler. Onlar da büyük bir heyecanla bekliyorlar. Tabii yaz Kur'an kursu yatılı. Hocam bu yatılı olan kaç yaş grubu için olacak? Evet, çok güzel. 12. 12. 12 ve 18 yaş. 12-18 aralığı. Evet, evet. Yani orada daha yüksek bir yaş grubu yok. Şimdi burada şu var, 2 ay değil. Yani bir ay. Yatılı bir ondan ay olacak. Yatılı olan bir ay olacak. Yani onun tarihi de, kayıtlar yine 20 Haziran'da başlayacak. Okullar da yani yatılı kursta 18 Temmuz itibariyle başlayacak. Çünkü yatılıyı tamam, bölmek Temmuz istemedik. Şimdi zaten hemen 27 Haziran'dan sonra Temmuz giriyor. Malum biliyorsunuz arkasından Kurban Bayramımız var, 15 Temmuz'umuz var. Yani bir inkıta olmaması için dengeli bir takvim adına bir aylık bir takvim. Temmuz'da 18 Temmuz'da. 18 Temmuz 12 Ağustos arası olacak burada. Burada özellikle çocuklarımızın yaş grupları, yani 12 ve 18 yaş grubu da önemli. Hatta taşraya yazdığımız uygulama esaslarında da 12 ve 18'i aynı atmosferde
imkanları ölçüsünde bulundurmamaları. Hmm. Çünkü 12 yaşta 18 yaş arasındaki çok fark var. Biz diyoruz ki 12-15 yaş arası ve 15-18 yaş arası mümkünse onu da ayırdınız. Sınıflandırmayı talep ediyoruz. Kurslarımızda da aynı şekilde, camilerimizde de bunu arz ediyoruz. Kız ve erkek öğrenci olarak ayrı planlamaya çalışmalarını, yaş gruplarına, bilen bilmeyen işte biliyorsunuz bazılarda da daha önceki yaz Kur'an kurslarımızdan tecrübeli olanlar var. Bunları da önemseyerek uygulama esaslarımızı hazırladık. Ayrıca bu kurslarda uygulanacak programlarımızı da kendilerine ettik. Çok önemli bu hususlar. Mesela ilk kez bu sene uygulayacağımız bir 4-6 yaş yaz Kur'an kursu programımız var. Etkinliklerimiz var, oyunlarımız var. İlk kez bu sene inşallah öğrenciyle buluşturacağız hem programı hem etkinlikleri. Bunda da heyecanlıyız. Şimdi mesela 4-6 yaş kursuna gitti benim çocuğum, buna da gitsin mi diyenler oluyor. Tabii ki gitsin. Yani gitmediyse de gelsin. Şimdi daha önce tabii eğitim dönemi içerisinde sistematik bir eğitimde 4-6 yaş Kur'an kurslarımızın olduğu yerlere bu öğrenci yaş grubunu alabiliyorduk. Şimdi yaş grubu çok fazla başvuru olduğu zaman camide de alabileceğiz. Yani Kur'an kursunda da alabileceğiz. Yani bu kısa bir yaz Kur'an kursu. Şimdi yaz döneminde 4-6 yaşı, doğru mu anladım diye teyit için soruyorum hocam. Yaz döneminde 4-6 yaşı Kur'an kurslarında, camilerde hepsinde alacaksınız. Alacağız. Peki. Elhamdülillah. Bu yıl ilk kez bu başlayacak değil mi? Daha önce alınıyordu. Daha önce de alınıyordu. Yani ama şimdi müfredat mı biraz şimdi daha? Programımız var, etkinliğimiz var. Program var direkt. Tamam. Mesela yine bu yıl uygulayacağımız gençliğe yönelik bir program var. Yani her yıl gördükleri programın haricinde gençliğe yönelik bir eğitim programımız var. İnşallah bir kitabımız da olacak. Onu hazırlıyor yazarlarımız. Yeni bir formatla, gençliğin kafasındaki sorularla, onların anlam dünyasına verecek cevaplarla güzel bir çalışmanın içerisindeyiz. İnşallah bereketiyle. Dağıtılacak bu eğitimlerde çocuklara. Bu sefer, bu sene değil. Daha sonraki yıllarda inşallah. Bu yıl tabii işte Elif cüzumuz, etkinlik kitaplarımız, işte Kur'an-ı Kerimlerimiz çocuklarımızın elinde imkanlar ölçüsünde olabilecek. Çünkü çok kestiremediğimiz bir öğrenci hedef kitlemiz var. Bir de malum işte kağıt çok pahalandığı için bunu da buradan dile getirmek istiyorum. Evet. Üzülerek dile getirmek istiyorum. Başkanlığımızın bütçesi el verdiğince kitap basımı gerçekleştirildi. Onlar ulaştırılacak öğrencilerimize. Özellikle ilk kez başvuran öğrencilerimizin bu kitapla buluşmasını istiyoruz. Daha önceki gelenlerin evlerinde vardır, ellerinde vardır. Yoksa da biraz büyüklerin PDF formatını bizim sitelerimizden indirebilirler, takip edebilirler. Bu da onlar için büyük bir kolaylık olacak. Peki hocam, şimdi yaz Kur'an kursları, şimdi dedik çocuklar, aileler daha doğrusu başvuruyor, çocuklar gitmeye başlıyor. Bu yıl mesela 2 ay dedik. Genelde hani yazın zaten gidiyoruz, kışın örgün eğitime devam ettiğimiz için biraz böyle bir kopukluk olmuyor değil. Buradaki kopukluğu azaltmak adına planladığınız ya da yapa geldiğiniz şeyler güzel, var mı? Güzel, her yıl yeniden Elif cüzünden başlamak değil mi? Evet, maalesef Secit hocam. Şimdi bizim de öyle bir çocukluk hikayemiz var. Yani her sene başlıyoruz. Tam Kur'an'a geçiyoruz, bitiyor. Canım babacığım, baktı ki bu iş böyle olmayacak. Her sene yeniden Elif Bay'la başlıyor bunlar diye. Mahallemizde bir, Allah rahmet eylesin, Cemil Hafız, daha önce bahsetmiştim. Cemil Hafız diye bir hocamız vardı, mekanı cennet olsun. Ona dedi ki ya sen bu çocuklarıma benim okul döneminde de hafta sonları bir şey öğretirsen ben de sana yani biraz harçlık vermiş olurum veya memnun olurum diye. Allah razı olsun, haçlıksız bile kabul etti bizi Cemil Hafız. Öyle derdik, Cemil Hafız Cemil derlerdi Hafız, ya. Biz Cemil Hafız'dan öğrendik. Artık tekrar Elif Cüz'de gitmedik. Hatta yani kursta bilen durumuna geçtiğimiz için yer yer yeni öğrencileri de öğrettik. Yeni başlayanlara değil tabii mi? Yani, o zaman hoca olduk yani. O da kursta ayrı bir şeydir. Kursta, hatırlarım. Biliyorsunuz. Kesinlikle. Ayrı bir imtiyazdır. Evet. Şimdi sorunuz çok önemli, çok da güzel. Teşekkür ediyorum sorduğunuz için. Biz daha önce de var olan bir programımız vardı. Hafta sonu Kur'an kursu programları. Bir de camilerde
Kur'an kursu programı var ki çocuklarımız için, özellikle okula giden çocuklarımızın yaz kursunda öğrendiklerinin devamını sağlayabilmeleri içindi bu program. Tabii çok şey bulmadı, çok ciddi bir karşılık bulmadı. Biz şimdi Allah nasip ederse 4-6 yaş kurslarımızda bir program var. Artık ilkokulun o 7-8-9 yaş grubuna yönelik yeni bir çalışmanın içerisindeyiz. Okuldan sonra birer saatlik, ikişer saatlik, haftada 3 gün, 2 gün gibi bir zaman dilimiyle çocuklarımızın öğrendiklerini koruyarak geliştirmeye planlıyoruz. Yani daha önce var olan bir program aslında bu. Ama bu programı biraz daha güncelleyip biraz daha tanınır hale getirmenin çabası içerisindeyiz. Evet. İnşallah Taşlı'daki arkadaşlarımızla daha bilinir, daha tanınır bir şekilde çocuklarımızın yaz kursuna tanıdıklarımızı yavaş yavaş kışında onların üzerinden elimizi çekmemeyi hedefliyoruz. İnşallah. Peki Sedide Hocam, devam edeceğiz birazdan. Ama şimdi güzel bir eser arasına gidiyoruz efendim. Ardından Sedide Hocam'la bu yaz Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim ve din eğitimi dışında neler oluyor, değerler eğitimde var mı konularıyla devam edeceğiz. Şimdi güzel bir eser arası ama. Bizim
Evet efendim, sohbet köşemizde yeniden ekranlarınızdayız. Bu güzel eser için tabii ki Hasan Bey'e ve arkadaşlarına teşekkür etmeden geçmeyelim. Ve şimdi de yeniden Sedide Hocam'la sohbetimize devam ediyoruz. Yaz Kur'an kurslarımızı konuşuyoruz. Aslında arkasındaki emekten, nasıl çalıştığınızdan biraz önce ben son soru olarak yönelttim. Biz her yaz gideriz, kışın bir kopukluk olurdu dedim. Ona dair bile çalışmalar gerçekleştirdiğinizi ama bilirlerini ve farkındalığı artırmak için de bu yıl biraz daha uğraş vereceğinizi, emek harcayacağınızı ilettiniz hocam. Peki merak ettiğimiz bir şey daha var. Gerek benim gerekse izleyicilerimizin de aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Şimdi biz Kur'an kurslarını, bu yaz Kur'an kurslarını hep daha ziyade Kur'an-ı Kerim öğrendiğimiz, dini bilgi öğrendiğimiz yerler olarak biliyoruz. Mutlaka dini bilgi ana başlığımız ama nasıl şekilleniyor? Altta biraz daha müfredat neler var? Değerler eğitimi var mı? Çocuklara nasıl öğretiliyor? Ahlaki bilgiler ve benzeri bize birazcık anlatır mısınız? Tabii ki. Aslında camiye gittiğimizde, yani zaten yaz Kur'an kursu bir Kur'an ve elifba heyecanı getirir. Çünkü elifba ile başlarsınız, koşarsınız, bir heyecanınız vardır. Bir de küçük küçük sureleri ezberletmeye başlar hoca. Bununla beraber bize bazı bilgileri de verir. Yani tamamını kapsamaz, yani elifba ve Kur'an eğitimi tamamını kapsamaz. Onun için başlıklarımız var bizim eğitim programımızda, müfredatımızda. Tabii işte ibadet, itikat dediğimiz, ahlak dediğimiz, siyer dediğimiz başlıklar var. Burada özellikle itikatta imani konularımızı, Allah'a, peygambere imanla ilgili, işte ahiret gününe imanla ilgili, meleklere imanla ilgili ya da kafamızda var olan sorular varsa, ki yaş grupları farklılaştıkça soruların farklılaştığını biliyoruz. Bunlara cevap verecek bir eğitim programımız var, müfredatımız var. İbadet dediklerimizde de çocuğa abdest almayı, namaz kılmayı, yani günlük bir mümin olarak, Müslüman olarak nelerle muhatap olacaksa onlara dair bir ibadet bilgisi vermeye çalışılır. Bunun beraberinde bir ahlak eğitimi dediğimiz, önemsiyoruz bunu. Bunun karşılığında bir değer eğitimi de diyebilirsiniz ama ahlak bilgisi çok daha önemli. Ahlak eğitimi çok daha önemli. Değerin de belki üstünde diye düşünmek istiyorum ben. Şimdi değer tabii ki hem evrensel değer, toplumsal değer ve dini değerlerimiz gibi bölümlere ayrılıyor ya. Evrensel değerler, işte milli manevi değerler ve dini değerlerin örtüştüğünü, birbirini çatıştığını hepimiz biliriz yani. Sevgi bir evrensel değerdir ama bizim inancımızın başında da oturan bir kavramdır sevgi. Merhamet bir evrensel değerdir belki ama bizim inancımızın başında da oturan bir değerdir. O nedenle ben bunu ahlak eğitimi diye adlandırdığım zaman çocuğun o biyolojik gelişiminden öte duygusal ve psikolojik gelişiminde etkin olacak kazanımlar, şahsiyet dediğimiz, özellikle kimlik dediğimiz o gelişime etki edecek bir eğitimdir ahlak eğitimi. Yani az önce bahsettiğim gibi, yani abdest alırken sırasını gözetmek, namazda safta durabilmek, yani bir başkasının kitabına, cüzünü aldığımız zaman yıpratmamak, zarar vermemek, emanete hıyanet etmemenin ne demek olduğunu öğretmek. Bunlar aslında hep ahlak eğitimleridir. Yani büyük geldiğimizde ne yapmak, ahlak eğitimleridir. Bununla beraber bir de siyer eğitim dediğimiz bir çalışmamız var ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıtmak. Hazreti Peygamber Efendimiz tanıtmak sadece işte çocukken şöyle oldu, şurada doğdu, işte annesi buydu, babası şuydu, amcası buydu, çocukları buydu ve girdiği savaşlar şuydu demek değildir. Bizim eğitimimizde Hazreti Peygamber nasıl bir modeldi? Yani evet, onun kronolojik bilgisini elbette ki vereceğiz. Bir çocuğumuzun bundan haberdar olmasını çok önemsiyoruz. Ama bununla beraber bir insan peygamber figürü görmesini istiyoruz. Yani peygamber mescitte çocuğa ne yapardı, nasıl yapardı? Sen şimdi bu davranışı yaptın ya, peygamber olsaydı sana şunu yapardı. Mesela hurma ağacını taşlayan bir çocuğa Peygamber Efendimizin gelip de mesela niye taşlıyorsun ağacı diye soruyor. Ardından da diyor ki çocuk, karnım acıktı ya Resulallah diyor. Yani acıktım. Peygamber Efendimiz gülümsüyor.
Evet ama taşlayarak indirme diyor. Yerde düşenleri ye diyor. Çocuğa bir usul ve atap, neden taşlıyorsun diye kulağını çekme yok. Yani biz burada peygamberi metodu sadece çocuğa değil kendimize de yansıtıyoruz. Yansıtmalıyız. Her bir din görevlimiz, her bir hocamız aslında peygamberi metodun öğretisiyle çocukla karşı karşıya geldi. Hocam bu söylediğinizin çok ama çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Bakın ben dediğim gibi o yaz Kur'an kurslarına da gittim. Akabinde İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Din eğitimi hani kendimce de hani elimden geldiğince okumaya öğrenmeye çalıştım ama ya bunu çok net söyleyebilirim. Bu konuda gerçekten eksiğimiz olduğunu var. Düşünüyorum hocam. Yani şu an mutlaka çok daha gelişmiştir ama ben kendi hayat serüvenimden hatırladığım hep okuduk ama o kronolojik sırayla. Hadis-i şerifleri hep öğrendik ama hadis dersinde bile ben hatırlarım. Okuyorduk, okuyorduk, ezber yapıyorduk ama o hayata taşıma anı. Hayata dair bir şey. Maalesef. Yani çünkü çocuk dünyası kronolojik bir peygamberi mitolojik olarak adlandırıyor. Evet, evet. Yani erişilmez, dokunulmaz, onun gibi olunmaz, mümkün olmaz bir peygamber, bir rehber olarak anlamlandırıyor. Onun için anlamlandırma çok önemli dedim. Yani o bizim hayatımızın içinde olduğunu, yani sen nasıl ki deden varsa Hasan'la Hüseyin de dedesi oydu. Nasıl işte baban varsa işte Kasım'ın, İbrahim'in, Zeynep'in, Rukiye'nin babası da oydu. Fatıma'nın babası şu oydu ve ilişkileri böyleydi. Biz aslında hatamız şurada. Biz de insanız. Yani peygamber örnek alıyoruz, hocalar olarak demek istiyorum. Din görevleri olarak demek istiyorum. Bizim de eksiklerimiz var. Çünkü insani yönümüz, zayıflarımız ve zayıflıklarımız bazen ağır basıyor. Onun için o peygamberi metoda, peygamberi öğretiye bazen halel düşünebiliyoruz. Bunu da ben gerçekten insanlığımıza ve acizliğimize bağlıyorum. Evet, rehberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onu örnek almak için çabalıyoruz. Ama bizim zafiyetlerimiz bazen onun yapmadığı şeyleri bize yaptırabiliyor. O nedenle bizdeki görünen şey aslında peygamberi örneklik değil. Onun için peygamberi anlatmak gerekiyor. Kesinlikle. Daha doğrusuyla anlatmak gerekiyor. Ha, sen çocuk tabii çok önemli bir şey. Burada çok önemli bir şey. Siz peygamberi anlattığınız, peygamberi böyle tasvir ettiğiniz zaman kafasında canlandırdığı yerde anne babam böyle, ne hocam böyle, ne şöyle, öyle diyorsa çocuk o zaman bir yerde yanlış yapıyoruz. Ya işte yani. çok uç bir yerde kalıyor değil mi hocam? Çok örnek bir yerde. Öyle bir dediniz ya. Yani çocuğu taşlayan çocuk. Mitolojik kalıyor onun dünyasında. Tabii. Taşlayan bir çocuğa kızmaması, ona ya. Bir öğretim süreci yani. Ya da mesela ezanla dalga geçen bir çocuğa sen kimsin de ezanla dalga geçiyorsun diye bir şaplak yapmamış ya. Yani. Yani ne kadar güzel sesin var demiş. Nasıl? Yani biz sen istemez misin bu camide müezzin olmayı? Mescitte müezzin olmayı? Ya senin okuduğun, ibadet ettiğin bir ritüel diyeyim. Onunla alay ediyor. Ama sen yine bir peygamber. Ama o çocuk diye yaklaşıyor. Işte. Evet, peygamberi metot bu işte. O çocuğa onun doğrusunu öğretebilme. O çocuğu kazanabilme. O çocuğu biz de kovalayabiliriz. Yani niye alay ettin diyebiliriz ama onu kazanmayız. Kazanabilme metodu. Elhamdülillah. Sevinerek şunu söylemek istiyorum. Hem öğreticilerimiz hem din görevlerimiz gerçekten çok büyük bir çabanın içerisindeler. Öyle gönüller kazanıyorlar ki. Yani bunları kazanmak için de sadece bizim verdiğimiz o müfredatla veya bizim verdiğimiz imkanlarla değil, bunun dışında şeyler yapıyorlar. Yani mesela çocuklara yarışmalar yapıyorlar. İşte bisiklet hediye edebilmek için mahallelerdeki esnafı geziyor. Ben teşekkür ediyorum. İmkan yani. Gerçekten teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Çünkü bir çabanın içine, gayretin içerisine girerek bu çocukları nasıl ödüllendirebiliriz? Spor müsabakaları düzenliyorlar. Piknik yapıyorlar. Mesela bir film gecesi yapıyor. O çocuğa orada efendim meyve suyu, patlamış mısır ikram etmek. Bunlar hepsi bir şey istiyor, bütçe istiyor. Ya benim görevlim bir tanesini yapabilir, iki tanesini yapabilir ama hepsini yapabilecek güçte olmayabilir. Onun için seni, beni, komşuyu, onu bu hayra vesile kılmaya çalışıyor. Yoksa kimseden para isteme, para talep etme, para dilenme şeyinde değildir bizim görevlimiz. Tabii ki. Aslında bunu düşündüğümüz zaman, vatandaş olarak, halk olarak bunu düşündüğümüz zaman hoca bizi bir hayra vesile kılıyor. Ya. Benim aklıma, hayalime getiremeyeceğim bir yerde belki de ahirette beni bir kötülükten, bir cezadan, bir azaptan kurtulup karşıma engelleyecek bir bisiklet olabilir yani. Evet. Veya verdiğiniz küçük bir top olabilir. Çünkü din-i mübini İslam'ı öğrenebilmeleri adına
verilen çabanın içerisinde olacaksın. Peygamber Efendimiz diyor ya hocam, bir hurma tanesiyle bile olsa. Tabii, yani, gönlünü alın. Tabii. Gönlünü alın ateşten, sakının. Yani. Etkinlikler demişken, yatılı Kur'an kurslarımıza yönelik etkinlik planlarımızdan da biraz bahsetmek istiyorum. Çok önemli gördüğüm için az önce bahsettim. Onlara dair yaş gruplarına uygun kitaplar planladık. Yani şu kitapları okumalarını istiyoruz. İşte 12-14 yaş, işte 7-12 yaş, şu okuyabilir. Okuma listesi mi hazırladık? Okuma listesi hazırladık. Film listesi hazırladık. Aa, çok güzel. Şu filmleri seyredebilirler. Şu filmleri birlikte izleyip analiz edebilirler. Bu aileler gerçekten ihtiyaç duyuyor hocam. Ben kendim adıma söyleyeyim. Mesela çocuklarım bu yaşlardayken her ikisini de gönderdim yatılı. O zamanlar Diyanet'in imkanı yoktu bulunduğum şehirlerde. Başka özel çabası olanlara gönderdim. Allah hepsinden razı olsun. Ama kazançlı oldu bizim için o yatılı kursları. Ben uygulama esaslarımıza da adını geçirdiğimiz birkaç atölyeden bahsetmek istiyorum. Çünkü hoş şeyler. Mesela tatlı şeyler atölyesi var. Tatlı şeyler? Tatlı şeyler atölyesi. Ne yapacak? Kız öğrencilerimize yönelik kurabiye hazırlamaları, kremalı puding yapmaları gibi, yani kek yapmaları gibi el becerilerini geliştirebilecek. Mesela geleneksel sanatlar atölyemiz var. Türk İslam sanatlarına ebruydu, işte tesipti, hattı, buna dair eğitimler olacak. El becerileri atölyesi, özellikle erkek çocuklarımıza da işte bir düğme dikebilmeyi, kız çocuklarımızla beraber atkı örebilmeyi, hatta atkı örüyorum, İdlib'e yardım ediyorum gibi kampanyaları var, düzenlemişti çok arkadaşlarımız. Güzel. Hocam yani bir şey soracağım, siz aktarırken kusura bakmayın böldüm. Bu atölyeler bütün kurslarda standart mı olacak yoksa? Seçecekler. Seçecek. İmkanları ölçüsünde seçecekler. Yani 2-3 tanesini birden yapabilen kursumuz da olabilir. 2 tanesini, 1 tanesi yapabilen kendi yerel imkanlarına göre de. Mesela bunları öğrenebilmek için mesela işte ebru, tesip gibi çalışmaları il kültür müdürlükleri, ilçe kültür müdürlükleriyle irtibata geçerek onlardan alacaklar. Mesela işte o tatlı şeyler atölyesi için özel bir çabaya gerek yok. Bir hocamızın öğretebileceği bir şey. Mesela o el becerileri de aynı şekilde, ama mesela bir de 5 dakikada sen anlat atölyesi var. Orada Büyük İslam alimlerini kendisi öğrenecek ve anlatacak. Ve kendisi kendisine ait ne bulacak? Ya o çok önemli bir başlık diye düşünüyorum. Mesela Osmanlıca metin atölyelerimiz var yine. Akıl ve zeka oyunları atölyemiz var. İşte spor atölyeleri var. İl Gençlik Spor Müdürlükleri bize bu konuda yardımcı olacaklar. İşte hem müzikte hem spordu. Hatta talep edildiği takdirde mesela Badminton Federasyon Derneğimiz ücretsiz oyun araçlarını bize ilişkilerimiz, yani onlarla kurduğumuz protokol gereği güzel bir çabanın içerisindeyiz elhamdülillah. Musiki atölyemiz var. Mesela diksiyon ve seslendirme atölyemiz var. Etkili konuşma atölyemiz var. Düşünme becerileri atölyemiz var. Doğayı tanıma atölyesi var. Yani doğayı gezebilme. Drama atölyesi var. Yani burada hem hocalarımızın ufukları ölçüsünde hem de o yerel imkanlar ölçüsünde yapabilecekleri çok şey var. Peki hocam kurslar daha ziyade Kur'an kursları, yaz Kur'an kursları daha ziyade kaç saat olacak? Sabah, öğlen şimdi gibi ayrılacak yaz mı? Yaz Kur'an kurslarını günlük 3 saat. Günlük 3 saat. 9'da gidiyorsak 12'ye kadar devam edecek gibi. Aynen öyle. Peki yatılı olan bütün bir ay orada. Yatılı olan bir ay boyunca gidecek. Pazar günleri tatil. Kamp gibi hocam, bir yaz kampı gibi olacak. Yaz kampı gibi, evet. Peki şimdi o Temmuz'da başlayacaktı. Evet. Ama bizim yaz Kur'an kursları 27 Haziran. 27 Haziran'da başlıyor. 27 Haziran'da başlıyor. Onun için başvuruları pazartesinden itibaren alıyoruz. Pazartesinden itibaren. İkisine de başvurabilecekler mi mesela? Sizi anlatırken ben merak ettim. Şimdi buradaki bir ayı boş geçirmek istemezse aileler için çocuklar ona başvuracak. Sonra yatılı olana da başvurabilir. Değil mi? Ama tabii bir ay değil. Buraya başladığı zaman bir bayram tatili geliyor ya. Evet. Bayram tatili girecek. Ona en kıtaya vuracak. Ondan sonra yatılı kamp başlayacak. Tamam. İstediği gibi 27 Haziran'da ben başlamak istiyorum deyip başlayabilir. Daha sonra yatılıya geçmiş olabilir. Orada devam eder. Peki başvuruları nasıl yapacağız hocam? Mahallemizdeki camilere, Kur'an kurslarımıza ve ilçe müftülüklerimize başvuracaklar. Yani daha önce dijital atmosferde başvurular alıyorduk. Başkanlığımızın
web sitesi üzerinden yapılıyordu. Web sitesi üzerinde artık tanıtım amaçlı var. Velinin bizzat çabayı gösterip hem camiyi araması hem Kur'an kursunu araması, yatılı istiyorsa kendine uygun bir mahallede, bölgede, kendi kız ve erkek çocuğuna uygun nerede var diye onu müftülüklerden öğrenebilecek. Yani bizzat yüzde başvuru yapacaklar. Peki hocam, biraz da şimdi şeyi konuşalım istiyorum. Aslında baştan beri değindik, ara ara her soruya cevap verirken değindiniz. Bu yaz Kur'an kurslarının ve aynı zamanda camilerin, o ibadet mekanlarının sadece çocukların değil, bizim de dünyamızdaki yeri, önemi. Örneğin ben girdiğimde camiye özgür hissetmek isterim dediniz. Hatta en özgür hissettiğim yerdir dediniz. Bir çocuğun dünyasında o camiyi biz... Şimdi yaz Kur'an kursları ve bu şekilde çocukları orada bir eğitime göndermek ve benzeri çok önemli. Ama sadece bununla da bitiyor mu acaba görevimiz? Mesela dediniz ki ibadet aslında taklit, Gazali'nin söylediği dört başlıktan biri olarak taklidi zikrettiğinizde, bir çocuğun dünyasında o ibadet mekanıyla ilişkiyi kurmak, o camiyle ilişkiyi kurmak için yine bizi taklit edecekse bizim de camiyle ilişkimizin yoğun mu olması gerekir? Elbette ki. Ama tabii... Çok da bahane üretmemek adına söylüyorum. İşte bugün çok hızlı bir yaşam içerisindeyiz. Ebeveynlerimiz öyle bir koşuşturma içerisinde ki, işte namaz vakit namazlarını camide kılamayan bir sürü Müslümanımız var. Yani koşuşturmasından. Cumadan cumaya o sorumluluğun yerine getiren insanımız var. Yani aslında camiyle ilişkimizi biz çok sıkı tutamasak da çocuğumuza dair bir cami bilinci, aidiyet bilinci kazandırmak istiyoruz. Ben her gün camiye gidemiyorum ama çocuğum camiyi tanısın istiyorum. Belki çocuğum da her gün gitmeyecek ama en azından çocuk dünyasında cami bir yer etmesi lazım. Kendini oraya ait hissedecek çocuk. Biz aslında Kur'an kurslarını büyük bir yoğunlukla camide yapmak istiyoruz. Neden yaz Kur'an kursu camide? Çünkü cami havasına soluyacak. Minberi soluyacak, mihrabı soluyacak, kürsüye çıkacak, o cami direkleri arasında köşe kapmaca oynayacak, yani koşuşturacak ve cami ona dışarıdaki hayattan daha güvenli bir yer olacak. Ve biz çocuğu camiye gönderdiğimiz zaman diyeceğiz ki, evet çocuğum camide bir hocanın emniyetinde, arkadaşlarıyla beraber. Ama bu insanız, çocuğuz. Yanlışlarımız mutlaka vardır. Bu çocuk oynarken düşebilir, bu işte bir yaralanabilir. Her yerde, bu okulda da gönderdiğinizde yaralanabilir. Sokakta, evinizin, sitenizin bahçesinde de oynarken yaralanabilir. Ama bütün tedbirleri almaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bu tedbirlerle bizim niyetimiz, çocuk caminin avlusunda ezanı duyacak. Caminin avlusuna gelen o amcalar, ki amcalara da buradan sesleniyorum, aman aman ne olur çocuklarımızın yaramazlıklarına kızmayalım. Onların orada olmasına hamd edelim, şükredelim, sayılarının çoğalması için dua edelim. Çünkü her bir çocuk bizim davranışımızla, bizim tutumumuzla, tavrımızla camiden uzaklaşabilecek her bir çocuk bizim için ahiret kaybımız olur. Bu önemlidir diyorum. Yani yaramazlık yapacak tabii. Evdeki yaramazlık yapan çocuğu evinden atabiliyor musun? Kovabiliyor musun? Camide yaramazlık yapan çocuğumuzu da bizim çocuğumuz anlayışıyla kucaklayacağız. Ona doğruyu öğreteceğiz. Ezanı duysun. Camide amcalarla selamlaşmayı öğrensin. Yani bir selamünaleyküm dediği zaman aleyküm selam denileceğini oradan öğrenecek. Dedeler onların başında okşayacak. Onlar dedelerin elinden tutacak gerektiğin zaman. Yani bir abdest sırasında abdest öğrenecekler. Nasıl abdest alınır onu görecekler. Ezan okunduğunda, belki de camiye saf durulduğunda hocasıyla beraber orada oynadım, terledim, artık yerim geldi. Şimdi de bir namaz ibadetiyle. Bilsin veya bilmesin. Sadece hareketleri, davranışları bile yerine getirse o safta o duyguyu, o kazancı onun için yeterli olarak görüyoruz biz. Ve cami ile ilişkisinin anlamlı ve olumlu olması tabii ki hem bize bağlı, hem hocaya bağlı, hem de anne babanın çocuğu oraya göndermeyi istemesi, araması lazım. Çocuklarımız için, çocuklarımızın geleceği için bir arayış içinde değil miyiz biz? Dil öğrenmesi için arayış içindeyiz. Müzik öğrensin diye efendim çocuğumuza hangi enstrüman çalabilir bir arayışın içerisindeyiz. Yani matematik öğrensin, yaz işte yazın değerlendir, bir arayışın içindeyiz. Aynı zamanda biz Müslüman bir toplum olarak
din öğrenmesinin ya da milli ve manevi değerlere ait kimlik kazanmasının da derdinde olacak olan anne babalardır. Elbette biz çabalarız. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak devletin bize verdiği bir görev zaten bu. Bu görev tanımı üzerimizdeyken biz bütün çabalarımızı yaparız. Davetlerimizi yaparız. Ama bizi mutlu edecek olan anne ve babaların bizimle beraber çocuklarını bize gönderebilmeleri, istemeleri, arzu etmeleridir yani. Peki hocam, süremizin sonuna doğru geliyoruz ama bir soruyu daha yönelteceğim. Belki kısa bile olsa cevabını rica ediyorum. Şimdi Peygamber Efendimiz'in öyle bir hadisi şerifi var ki yaptığınız işi gerçekten çok ama çok kıymetli kılıyor. En azından bu hadisi şerifle birlikte baktığımızda sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir. Bu manada gerçekten sizlere böyle gerçekten ve imrenerek bakmamak mümkün değil. Şöyle de sormak istiyorum ama hani her birimiz belki birazcık okumayı biliyoruz hani ve bu hadis-i şerife hani böyle onun da böyle güzelliklerine nail olabilmek için etrafımızdaki çocuklara, ihtiyacı olanlara, öğrenmek isteyenlere hani elimizden geldiğince belki bazen öğretelim, hani aracı olalım istiyoruz. Ama bu da yine bir profesyonel yaklaşım gerektirir mi? Nasıl elbette ki, yaklaşmalıyız? Yani şimdi özellikle 4-6 yaş kurslarımızda çocuklarımıza olan yaklaşımlarımız o yaş grubunda hemen bir Kur'an-ı Kerim öğretme arzusu değil. Harflerle tanışıklığını sağlama. Kur'an'a tanışıklığını sağlama. Pedagojik gelişmeleri göz önünde olunarak çocuğu, yani 4 yaşındaki çocuğu ben camiye Kur'an kursuna, yaz Kur'an kursuna gönderdim. Çocuktan ben Kur'an'ı öğrenip de gelsin beklemiyorum ki. Sadece o caminin etrafında oynamasına, havayı teneffüs etmesine. 6 yaşındaki bir çocuktan neyi bekliyorum ben? İşte Hazreti Peygamber'e la ilahe illallah demeyi, yani işte ne bileyim Bismillah'la başlamayı, işte bunları bekliyorum. Yavaş yavaş yanında da aklının ölçüsü alabildiği ölçüde işte ne Sübhaneke oku diyoruz değil mi? Mesela Allahümme salli oku diyoruz. Onun için eğitim geleneğimizde de zaten böyle öğretmeler başlar. Hemen surelerle başlamayız biz. Dualarla başlarız. Evet. Yani bir namaz duasıyla başlarız. Ezan duasıyla başlarız, yemek duasıyla başlarız, kısa kısa da elhamdülillah öğretmemiz bile yeterli çocuğa. Yedikten sonra elhamdülillah demeyi, başında bismillah demeyi. O nedenle bunun bir usulü erkan elbette ki var. Belli bir yaştan sonra da o çocuğa işte özellikle öğrenme yaşı geldikten sonra da işte sureleri öğrenmeye, yavaş yavaş Kur'an-ı Kerim'in harflerini öğretmeye çabalarız. Peki hocam. Burada gösterdiğimiz her çaba, yani hani sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diyoruz ya, aslında o çocuk Kur'an'ı öğrenmeyip de sadece değerler üzerinde bir kazanım elde etmek için gelse bile yine Kur'an'ı öğrenme en hayırlı insan içerisinde olur. İnşallah. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Bugün bizimle birlikte olduğunuz son yayınımızda sizinle birlikte böyle çocuklarımızı konuştuk, din eğitimini konuştuk. Bizler neler yapabiliriz onları konuştuk. Bekliyoruz bütün çocuklarımızı. İnşallah. Çok da güzel oldu. Son cümleniz varsa lütfen buyurun. Bütün anne babalara sesleniyorum. Kendilerine en yakın cami, Kur'an kursu ve ilçe müftülüğüne giderek nasıl hizmet alabileceklerini, çocuklarının bu eğitimlerden nasıl faydalanabileceklerinin lütfen derdine düşüversinler. Peki Sedide Hocam, çok teşekkür ediyorum. Evet efendim, bu ekranda her sabah sizlerle birlikte yeni konu ve konuklarımızla birlikte olduk. Bir sezonu böylece tamamladık. Bizler her yeni programda sizlere merhaba dediğimiz her yeni günde aynı heyecan ve aynı aşkla evlerinize misafir olduk efendim. Yeni bilgi ve yeni farkındalıkları sizlere ulaştırabilmek için her sabah kapınızı çaldık. Yalnızca ben değil ama bu yayın için çalışan onlarca farklı arkadaşımızdan, yapım ekibimize, yönetmenimizden, kameraman arkadaşlarımıza, hepsi bu görünen emeğin görünmeyen kahramanlarıydı. Eğer herhangi bir sürçülisan ettiysek affola diyerek bitirmiş olalım. Yeni sezonda yepyeni dokunuşlarla bezenmiş şekilde devam edeceğimiz yayınlarımızla tekrar sizlerle birlikte olacağız inşallah. Allah'a emanet olun efendim. Kendinize iyi bakın. Kendinize ve tüm yaratılmışlara kıymetle yaklaşın inşallah. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz. Ve şimdi güzel bir eserle bitiriyoruz efendim. Thank you.
aşıklar, hak hak diyen aşıklar, ciğerleri yanıklar, ciğerleri yanıklar, seherde uyanıklar, seherde uyanıklar, hakka erenlerdir bu, la ilahe illahu, hakka erenlerdir bu, la ilahe illahu. Aşıkı hayran eder, aşıkı hayran eder, dervişi suzan eder, dervişi suzan eder, ciğeri püryan eder, ciğeri püryan eder, hakka erenlerdir.